beyefendi alanımızda sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. A partisi, B partisi, C partisi gözetmedi. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez... Karşılıklı dayanışmanın güzel örneklerini ortaya koymaya çalıştık. Ve yarın Arife gününü idrak edeceğiz. İnşallah öbür gün birlikte bayramlaşacağız. Bayramlaşma programlarında yine beraber olacağız. Biz hakikaten çok önemli yol eşiklerinde, bu ülkenin geleceğine yön verilen çok önemli aşamalarda tek yürek olmuş ve birlikte hareket edebilme iradesini gerçekleştirmiş bir ekibin parçalarıyız. Biz her zaman, konu her ne olursa olsun, birlik olmuş, her zaman çevresine bu anlamda örnek olmuş bir partinin temsilcileriyiz. Bu yeni atılım döneminde hedeflerimize ulaşmak için daha güçlü bir irade ortaya koymak zorundayız. Bizler yılamayız, bizler bıkamayız. Bizler duraksayamayız, bırakın durmayı. O nedenle yapacağımız daha çok işimiz, gideceğimiz daha çok yolumuz, göreceğimiz birlikte daha çok günümüz olacak. Dava arkadaşlarımıza güç kuvvet versin. Önümüzde daha yürüyeceğimiz ama yürüyerek değil, koşarak alacağımız çok yol var. Rabbim inşallah sizlerle beraber bizleri bu yolda mahcup etmesin. Çünkü AK Parti davası sadece Türkiye'nin davası değildir. AK Parti davası 2002 yılında evet iktidara gelen bir parti olarak düşünmek için sadece o anlamı düşünmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız bu dava 1400 yıllık bir dava diyor. Rabbim inşallah bunun bilincinde olarak geleceğe yürümeyi nasip etsin. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in ortaya koymuş olduğu duruştan bizlerin öğreneceği çok şey var. Çünkü tevazunun, sadakatin, dava kardeşliğinin ve arkadaşlığının en büyük örneğini, devlet adamlığının ve milleti adammışlığının en büyük örneklerinden birisini tüm Türkiye ve dünyaya gösterdi Sayın Başbakanımız. Cumhurbaşkanımız zaten bu davanın doğal lideriydi her zaman. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nın ortaya koymuş olduğu bazı ithamlara karşı verdiği cevap çok nettir. Bu aziz millet için, Türkiye için, vatanımız için, bayrağımız için bir Ali bin Ali feda olsun demiştir. Bunda öğreneceğimiz çok şey var. Sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Gerçekten Samsun çok farklı bir şehir. İnşallah bunun kıymetini iyi bilin. Samsun hem siyasi olarak hem de şehir olarak kültürüyle, geçmişiyle ve geleceğiyle Allah'ın izniyle çok farklı noktaya gidiyor. Zaten çok büyük mesafe kat ettik. Daha büyük mesafeler kat edeceğiz inşallah. Ama Samsun'un ne kadar önemli bir şehir olduğunun değerini ve bilincini inşallah hepimiz bilelim. Nereden nereye geldiğimizi de